Eğitim tabii ki. Buradan ben eğitime de gelmek istiyorum. Turizm sektöründe turizm otelcilik yüksek okulları oldukça arttı son yıllarda. 85'li yıllarda sanıyorum birlikte sektöre girdiğimiz yıllarda pek eğitimli okulundan gelen yöneticiler, turizm çalışanları yoktu. Zaten turizm tesisleri de bu kadar fazla değildi. Ama son yıllarda tesislerin artması ve özellikle spesifik alanlardaki turizm faaliyetleriyle eğitim çok ön plana çıkmaya başladı. Zaten bildiğim kadarıyla Antalya Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmecilik Yüksek Okulu ile ilgili de sizin bir takım görüşmeleriniz var. Ben de Balıkesir Turizm İşletmeciliği Yüksek Okulu'ndan mezunum. Dolayısıyla sektörde eğitimli personelin yer alması ve bunların devamlılığı açısından sizin Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği'nin bir üyesi olarak görüşleriniz nelerdir? Evet, çeşitli eğitilmiş personel her yıl geliyor. Açılan yatak kapasitesine yetmese de iyi bence de. Akdeniz Üniversitesi'nde de güzel çalışmalar var. Evet. Sektörde ne yazık ki henüz kopuk, çok birbirimize entegre olamadık ne yazık ki. Ara sıra gidiyoruz onlarla sohbete, onlar bize geliyorlar programlarımıza. Akdeniz çanağında yapılan her şey dahile iyi algılayan çocuklar fazla yetişmiyor ne yazık ki. Daha Evet. ziyade şehir otelciliğini daha iyi becerebilecek insanlar yetişiyor. Dolayısıyla öğretim üyeleri dahil hepsinin burada dönen çarkın nasıl işlediğini iyi bilmeleri lazım görüşündeyim. Bir de çocuklar turizmde 6 ay işsizlik falan olduğundan demotive olarak ayrı çıkıp daha okurken ben işte cep telefonu satacağım, ben başka bayilik alacağım gibi Evet. çıkıyorlar. Yani her mezun da turizme girmiyor ne yazık ki. Eğitim Evet. tabii ki çok önemli. Ona rağmen biz eğitimli personelimiz çok az olmasına rağmen yine de güler yüzümüz, doğal konukseverliğimizle gelen misafirleri iyi ağırlıyoruz. Tabii bir de bunlar eğitilmiş olsa daha da iyi olacak. Ve Eğer de zaten geri dönüşlerden bu belli oluyor. memnun insanlar Evet. bizden. Tabii keşke buradaki her şey dahil yoğunluklu turizmi daha iyi algılayabilen çalışanlar yetiştirebilsek şu anda yeterli değil ne yazık ki. Peki acaba okullarda bu iş çok fazla teoriye kaçıyor ve pratikle özellikle Antalya gibi bir ilimizde, turizm başkenti dediğimiz ilimizde bir turizm yüksek okulunun olması ve konaklama tesisleriyle olsun, seyahat acentaları ile olsun entegre bir çalışma haline getirilemedi henüz sanıyorum. Evet, henüz tam istediğimiz kıvamda değil. Onlar kendi aralarında bir çalışmalar yapıyoruz. Bizim personele ihtiyacımız oluyor. Hatta bazı ileriyi gören işletmeler kendileri yetiştirmeye başlıyorlar. Mutlaka hizmet içi eğitimler her Hayır, zaman o değil. Aynı çok zamanda önemli. örneğin otelleri kendi kendine okul kurdular. Akademi Akademi kuruyor, kurdular ve evet. orada yetiştiriyorlar. Kendilerine ihtiyacı olacak, kendi yaptıkları konsepti uygulayabilecek insan yetiştiriyorlar. Bu da Bu güzel bir da çok şey. önemli Evet, çok tabii güzel. ki. Keşke okullarımızda da böyle bir uygulama olsa. Ona rağmen yetişiyorlar. Bir de bir temel sorun da okullardan, özellikle yüksek okullardan her mezun olan kendisini orta kademi yöneticisi olarak gireceğini Maalesef zannediyor. son yıllarda Evet. Yaptıkları stajları biz bu kadar çalıştık, ayağımız patladı, bir işe yaramadı diyorlar. Ne yazık ki o yaptıkların hepsi buza çok yazılıyor. kısa dönemde geri dönüş bekliyor gençler. Hemen olmuyor. Bir de herkes ön büro, Pazarlama. yönetici asistanı, ya hoş yerleri istiyorlar. Evet. Şimdi bir otelin ona ihtiyacı yoksa o çocuk o okulu bitir diye oraya almasına imkan yok. Yani yeniden o deneyimlerini kenarda tutup o yeniden başlayacak hayata. Ama işte bu konuda okul ile turizm sektörün iç içe birlikte hareket etmesi ve özellikle okurken staj dönemlerinde de dışında öğrencilerin bu tesislerde gelip görmeleri gerekiyor Evet. sanıyorum. Çoğu zaman geliyorlar, çalışıyorlar. 3 ay, 4 ay ne kadar müsaitlerse. Belirli deneyimler topluyorlar. Çok fazla para kazanamıyorlar. Ancak çok önemli Sektöre çok sıcak deneyimler bakmıyorlar o zaman içinde biriktiriyorlar. okumuş Ya şimdi olmalarına gelir. 6 ay yoğun para kazanılması gereken dönemde bir yöneticinin hem çocuğu yetiştir hem patrona laf yetiştir Evet. falan çok da kolay bir iş değil Evet, açıkçası. kesinlikle. Ama Yoğun her deneyim dönemlerde. insanın bireysel yapı taşlarını oluşturur. Bunu da doğru biriktiren insanlar bu turizm pastasında çok iyi pay kapıyorlar. Çünkü bu kadar hızlı gelişen sektörde bir bakıyorsunuz gencecik bir ön büro müdürü kısa sürede otel müdürü olmuş. Ve Bu de bütün Avrupa'da mümkün dünyada değil. iş bulabilir hale geliyorlar en Evet. Evet. önemlisi. O yüzden bu Türkiye'de fırsatlar ülkesidir. Evet. Ben Almanya'da belboy olarak emekli olan yaşlı insanlar tanıdım. Kesinlikle değil mi? Bizde kısa sürede yükselme şansları var. Evet. Doğru.